Ben Sörloth dışında isim bilmiyorum. Vardır, var zaten konuştuğumuz zaman. Ama ben Sörloth dışında böyle Sörloth tarzı isim bir forvet olabileceğini de düşünmüyorum. Bu sistemde hoca geldikten sonra. Sadece onu söyleyeyim. Kaç tane forvet? Güvenin durumuna göre iki Güvenin forvet. durumu da aynen. Güvenin durumuna göre iki forvet. Güven kalırsa bir, güven ayrılırsa iki forvet. Umut Meraş'a gelen teklifler, Rıdvan'a gelen teklifler. Hoca Rıdvan'ı beğenmiş. Yani ben hep seninle şey dedik, hatırlıyor musun? Rıdvan'ın, senin programda söyledik mi? Rıdvan'ın satılma ihtimali daha... Avrupa'ya gitme ihtimali. Evet, hoca Rıdvan'la ilgili bayağı olumluymuş. Yani orada bilmiyorum hoca ne kadar etkili olur oyuncu kararında. Etkili olur şüphesiz. Ersin'e teklif. Bak şu konu buraya getirdi beni. Ersin'e 5,5-6 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmek üzere Fransa'dan. Bence al Sercan. Değmez o paraya gönderildiğine ya. Değmez mi? Bence değmez abi. Ersin gibi genç, bir de yerli kuralında biliyorsun yabancı kısıtlaması var. Yani ne Beş. gerek var 5-6'ya göndereceğine? Yıllarda kaleni garantiye. Ya bu da söylediğim ihtimal. Ersin ben Avrupa'ya gitmek istiyorum diye ısrar etmezse tabii. Tabii. Ya yo, orada Ersin'le orta yol bulurlar bu arada para konusunda yani. Ama 5,5-6 milyon euro seviyesinde bir para. Beşiktaş'ın tavrını ben sormadım. Kaç para ister Ersin'le ilgili, açılışları nedir diye, ama geçen yıl konuşulduğunda hep böyle bir 6,5-7 milyon euro deniliyordu. Geçen yıldan bahsediyorum bu arada. Bu yıl üzerinde hiç sohbette konuşmadım kimseyle bu konuyu. Hep böyle 6,5-7 milyon euro seviyeleri Beşiktaş'ı mutlu edeceğini hep aklımda kalmış konuştuğum kişilerden. Abi burada da 5-5,5-6 milyon euro seviyesinde bir teklif gelebilir. Çünkü bugünlerde bayağı bu temas artmış, Lyon'un durumu var. Resmi teklif gelirse haberleştiririz. Ne sormuştun? Sordum Tamam, sordum. forveti ya. Yani Rıdvan'la Ha. Umut Meraş'ı sormuştum gelen teklifleri. Evet, yani Umut'la ilgilenen kulüpler var ama daha resmi teklifle ilgili bir bilgim yok. Üç isim birden yazmış. Wallace, Mustafa Eskiyelaş, Tete. Var mı girişimler? Tete yok. İlk dediğin de yok. Tanım bilmiyorum. Mustafa Eskelilaş'la ilgili durum var. Halen devam ediyor. Şimdi hocadan önceydi bu durum. Mustafa Eskelilaş durumu. Hocanın ne dediğini bilmiyorum ben. Ama Beşiktaş'ın, yetkililerin, profesyonellerin, yönetimin Eskelilaş'la ilgili olumlu olduğunu, sezon sonu almaya çalıştığını biliyorum. Hoca fikrini bilmediğim için, hocaya sormadığımız için henüz Mustafa Eskelilaş'la ilgili yorumunu bilmiyorum, ama hoca alınsın dediğinde hemen alınır. Hocanın fikrini bilmiyorum. Ama hoca alınsın dediği anda alınacak bir oyuncu. Hoca olumlu Alınabilitesi rapor verdiği an transfer biter diyorsun. bunu dedim.